Kayseri Mali Müşaviler Odası her 3 yılda bir yönetim kurulu seçmek zorunda ve bu kanunen de belirlenmiş şekliyle Mayıs ayında yapılıyor. Hem bir gün öncesinde Genel Kurul ikinci Pazar gününe isabet eden günde de oylar kullanılıyor. Mayıs ayının ilk iki haftası içerisinde büyük ihtimal Kayseri'de Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası seçimlerini yapmış ve tamamlamış olacak. Biz şu anda iktidarda ve 3 yıllık görevi sürdüren meslekte Kayseri grubu olarak bizler katılacağız. Ve şu anda bir tane de vizyon meslek grubu diye bir önceki seçime de girmiş olan meslektaşlarla şu anda açıklayan iki grup var. iki grup olarak şu anda girilecek gibi gözüküyor ama Mayıs ayına kadar bu sayı artabilir. Başkanlık sürecimiz biz başkan olduktan sonra maalesef Türkiye'de ve dünyada COVID belasıyla uğraşmak zorunda kaldık. Odamızı kapatmak zorunda olduğumuz günler oldu. Ofislerimizi kapatmak zorunda olduğumuz günler oldu. Ama biz hiçbir zaman COVID'e ve pandemiye rağmen hiçbir şeyi durdurmadık. Eğitimlerimiz gerekirse Zoom üzerinden, sosyal aktivitelerimizi Zoom üzerinden yapmaya çalıştık. Seçimden önce tabii ki söylediğimiz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi Kasemoma Akademi kuracağız demiştik. Hem odamıza gelir sağlayacak unsurlar oluşturacağız demiştik. Çok şükür ki SGK teşvik programı yaptığımız eğitimler, kaliteli eğitimler, ücretli eğitimlerle beraber odamıza hem kaliteli eğitimleri getirmiş olduk hem de odamıza gelir sağlayan unsurları kazandırdık. Seçimden önce meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda mesleği yapabilmeleri için plaza şeklinde bir kooperatif, iş yeri kooperatifi kuracağız demiştik. Çok şükür onun da arsasını aldık. Hem de Kayseri'nin en güzel yeri olan Sahabiye Ketsel Dönüşüm Projesi içerisinde 15 katlı, 150 ofisi içerisinde barındıracak bir arsamızı aldık. Ve sabit TL üzerinden de paramızı ödüyoruz. İnşallah yakın zamanda da temeline başlayacağız. Ayda bir odamızda kitap söyleşisi yaparak meslektaşlarımıza hem kültürel anlamda hem kalite anlamında hem de evlerinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarına, eşlerine örnek olması için ayda bir odamızda kitap söyleşisi yaptık. Bu kitap söyleşisinde okuyan meslektaşlar kitapları günün şartlarıyla bugünün şartlar arasındaki farklılıklar kendilerinin gelişimine değer katmak, evde çocuklarına örnek olmakla ilgili aktiviteler yaptık. Bugüne kadar hiç yapılmamış olan iki tane tiyatro oyunu ortaya koyduk. İkisinde de salonları tıka basa doldurduk. Meslektaşlarımızın sadece mevzuat, ofislerinde çalışan, masa başında çalışan bir meslek örgütü olmadığımızı hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye göstermiş olduk. Onun dışında meslektaşlarımızın yine paydaş olan kurumlarımızla beraber kaynaşması için sosyal aktiviteler düzenledik. Bunlardan bir tanesi halı saha turnuvasıyla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu olsun, Vergi Dairesi olsun çalışanlarıyla meslektaşlarımızı kaynaştırdık. Meslektaşlarımız da yine halı sahada buluşulan aileler birbiriyle tanışmış oldu. Meslektaşlar birbiriyle kaynaşmış oldu ki ileride doğacak ne kadar çok meslek mensubu birbirini tanırsa, sosyal etkinlikte beraber olursa biz bunun haksız rekabete de etki yaratacağını biliyoruz. Onun için daha çok bu çalışmaları yaptık. Onun dışında meslektaşlarımıza hem bir güven aşılamak hem değerlerinin artışını sağlamakla ilgili Türkiye'de olmayan e, Vergi Dairesi Başkanlığında meslektaşlarımız için otopark aldık ve oraya bir tabela diktik. O tabelanın dikilmesi bizim için çok önem arz ediyordu. Çünkü meslektaşların orada bir ayrıcalığının olduğunu, bir saygınlığının olduğunu hissedilmesi gerekiyordu. Çok şükür ki bunu da sağlamış olduk. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu SGK İl Müdürlüğümüzün içerisinde mali müşavirlere odamıza ait bir tane irtibat ofisimiz var. İçerisinde yazıcımız, bilgisayarımız, mobilyalarımız var. İlçelerden gelen, yine organizelerden gelen meslektaşlarımız, şehir merkezinden ofislerden gelen meslektaşlarımız orada bir eksik bir evrakları, yapmaları gereken bir şey, mükellefleriyle oturup beklemeleri gerektiğinde odamızı kullanarak hem zaman akışını hızlandırdılar hem de oraya girildiğinde hem SGK'daki çalışanlar olsun hem dışarıdan vatandaşlar olsun orada tabelamızda Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına aittir yazısını gördüklerinde hem mali müşavirlerin ne kadar özel ne kadar bu işlerin içerisinde olduğu bilinsin diye biz tabelalarını da taktık ve bu işe de çok önem veriyorduk. Çok şükür bunları da hallettik. Yine ticaret odası, sicil servisinde Kayseri Mali Müşavir Odası üyelerine ait bir masamız var. Masada yine bilgisayar yazıcı var. Meslektaşlar orada bir eksik bir şeyle karşılaştıklarında masamıza oturup işlemlerini yine yapabiliyorlar. Yine bizim dönemimizde girişimlerimiz sonucu dördüncü dönem geçici verginin kalkmasını çok önemsiyorduk. Bu konuda hem genel başkanımız nezdinde girişimlerde bulunduk hem Kayseri'deki değerli siyasilerimiz nezdinde çok girişimlerde bulunduk. Ve bunun kalkmasına bir nevi de olsa bizler de biraz taş koymuş olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Mücbir sebep bizim için çok önem arz ediyordu. Mücbir sebep yine meslektaşlarımız ofislerinde, kadın meslektaşlarımız işlerini yaparken kadının son günü doğum yaptıklarında bütün beyannameleri cizaya girebiliyordu yine erkek meslektaşlarımız olsun yine kadın meslektaşlarımız ağır hastalık kanser gibi bir tedavi görmeleri gerektiğinde. Vergilerin son günü falan bırakıp işlerini falan gidemiyorlardı. Ama çok şükür bu sorun da bizim dönemimizde hallolmuş oldu. Mesleğimiz devam ettikçe sorunlarımız devam edecek ama biz sorunlarımızın üstüne gitmeye cesaretle devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah yeni 3 yıllık süreçte yine çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla mesleğimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Buralarda görev almak zor bir görev almak zor bir zaman gerektiriyor. Bunun içinde biz hem ofislerimizden zaman ayırıyoruz, ailemizden zaman ayırıyoruz ve bunun üzerine gitmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hem yeni seçilen çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yine hizmet etmeye devam ederiz. Kayseri'de ve Türkiye'de iki dönem kuralı var. Biz 3 yıllık sürecimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte yine 3 yıllık plan ve projelerimizle geliyoruz. Müzik